arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Luna. Bugünkü deneyimizde bir asit baz tepkimesi yapacağız arkadaşlar. Asit olarak sirke, baz olarak da karbonat kullanacağız. Deneyimize başlamadan önce malzemelerimizi sayalım. Sirke, karbonat, derince bir kap, makas, çakmak, mum, bant, bir tane çubuk. Deneyimize başlayabiliriz. Öncelikle mumu çubuğa bantlamak istiyorum. Ama bantın ucunu bir türlü bulamıyorum arkadaşlar. Sonunda buldum. Mumu çubuğa bantlıyorum. Bandı birkaç kez sarıyorum ki mum düşmesin. Bu şekilde mumumuz sabit durdu. Arkadaşlar, öncelikle mumun cam vazomuzun içinde sönmediğini göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi mum hiçbir şekilde sönmüyor. İlk olarak sirkeyi döküyorum. Sonra da üzerine karbonat döküyorum. Sirke ile karbonat tepkimeye girip köpürüyor arkadaşlar. Sirke asit, karbonat da baz. Balonlar söndüğü zaman karbondioksit gazı çıkıyor arkadaşlar. Evet, köpürme tamamen durdu. Şimdi mumumuzu getiriyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Gördünüz mü? Bir daha yakayım. Peki mum neden söndü sizce arkadaşlar? Arkadaşlar, sirke ile karbonatı karıştırdığınız zaman karbondioksit gazı açığa çıkar. Daha önceki deneylerde de bahsetmiştim. Ateş yanmak için oksijen gazına ihtiyaç duyar. Karbonatla sirkeyi bu kapta karıştırdığımız için kabımızın içi karbondioksit gazıyla doldu arkadaşlar. Yanan mumu kabımızın içine koyduğumuz zaman oksijen gazı bulamadığı için söndü arkadaşlar. Siz de bu deneyi evde yaptığınız zaman mumunuz söndü mü sönmedi mi yorumlara yazın arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.